Saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 3. yasama yılının hem ilk grup toplantısını yapacağız, hem de saat 15 itibariyle genel kurul açılış oturumunun gerçekleşmesiyle yasama çalışmalarına başlamış olacağız. Bu vesileyle hepinizi samimiyetle ve kemali hürmetle selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Grup toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, sosyal medya platformları, radyo kanalları vasıtasıyla takip eden tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren tüm kardeşlerimize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gazi Meclis'in 3. yasama yılının siyasi parti gruplarımıza, siyaset ve demokrasi hayatımıza, aynı şekilde ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, milli iradenin bahşettiği vekalet görevini layıkıyla ve çile üstlenen saygıdeğer milletvekillerimize başarılar diliyorum. Siyasette kaçınılmaz yenilgiler, kaçınılmaz zaferler yoktur. Başka türlü ifade edersek, siyaset, millete hizmetin meşru vesaiti, insan ve ülke yönetiminin demokratik vetiresi, bugünü es geçmeyen, geçmişe yüz çevirmeyen, gelecek hedeflerini görmezden gelmeyen sorumluluk kültürü, mutabakat kümesi, pek tabii olarak centilmenlik küresidir. Nokta zamanda somutlaşan siyasi tablo, belki bu görüşlerimizi tekzip edebilir. Ancak siyasi olgunluğun zirve eteklerine inanıyorum ki, aşama aşama ulaşılması da mümkün, hatta ikmali ve icrası mecburi bir görev olarak önümüzdedir. Vatanın harem-i ismeti kesif bir saldırıya maruz kalmışken, ilk meclisin merhum ve muhterem mebusları ağız, akıl ve ahlak birliği halinde uyuklayan vicdanları adeta yürekli çığlıklarıyla uyandırmasını bilmiş, nitekim milli mücadelenin kuvveden fiile çıkışı bu şekilde vücut bulmuştu. Dünya görüşleri başka başka olsa da yöre, köken ve siyasi tasavvur farklılıkları zaman zaman kalın bir çizgi misali ikili ve çoklu diyalog hatlarının üzerini örtse de ilk meclisin feragat ve fedakarlık timsali mebusları mukadderat, mukaddesat ve bağımsızlık ortak paydasında cesaretle birleşmişler ve bilenmişlerdir. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alan her milletvekilinin bu tarihi miras ve müktesebata muhakkak surette bağlı olması kanaatimce vatan ve varoluş borcudur. Bu borç hepimiz için tutulması ve tutkuyla ifası gereken istiklal ve istikbal ödevidir. İlk defa olarak telaffuz ve tekemmül eden Milli Meclis tanımlamasının üzerinden 115 yıl geçmiştir. Milli hakimiyetin sarih, sahici ve hukuksal nitelik kazanmasının mazisi, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kapsamında 103 yıl bulsa da ilk kez bu kavrama vurgu 19 Ağustos 1909 tarihinde yapılmıştır. Başa gelen çekilir anlayışını reddeden, aciz tevekkülü, acıklı teslimiyeti
elinin tersiyle iten, Türk milleti varlık ve onur mücadelesinin delinmez çatısını şaşmaz iradesiyle örmüş ve adına Türkiye Büyük Millet Meclisi demiştir. Dönemin mebuslarının sıraları yer aldığı yer darlığı yüzünden kürsünün hemen dibine yakın bir yerden başlayarak geriye ve yanlara doğru dizilmiş, aralarında ancak bir insanın geçebileceği dar geçitler bırakılmış olsa da meclisin ruhu dağ gibi, ufku dev gibi, umudu da demir gibiydi. Ne mutlu bu ruhu, bu ufku, bu umudu şuurla benimseyip gönlünün, görüşünün, gövdesinin ve fikir gökyüzünün kılavuzu haline getiren şerefli milletvekillerimizle bir cümle siyaset insanımıza, Türk tarihine bütüncül ve teferruatlı şekilde bakıldığı takdirde birlikte yaşama ve yükselme inancının zayıflayıp zedelendiği dönemlerde milli felaketlerin birbiri ardına patlak verdiği yakından görülecektir. Görmekle kalınmayacak, elbette ahlar, vahlar, keşkeler tıpkı yağmur damlaları gibi bulutlu kalplerden hüzünle buruşan dudaklara sağanak halinde dökülecektir. Geçmişin halatinden ve gelişmelerin hamulesinden istifade ederek geleceğin koordinatlarını dosdoğru çizmek, ancak ve ancak ileri görüşlü, irade ve sezgi gücü yüksek toplum ve milletlerin harcıdır. Her etabı isabetli karar vermeyi, cesur adım atmayı ve keskin politik zekayı gerektiren en küçük tereddüt ve tenakuz halinin ise vahim neticelere ortam açacağı tarihsel süreçlerin milli şuurla analiz ve okunmasının yapılması hayatın gerçeklerine en uygun seçenektir. İkinci el inançların ve yıkıcı düşüncelerin sonu yoktur. Cephelere bölünmüş, mahallelere ayrılmış, kamplara dağılmış, ideolojik dürtülerin ve siyasi düşüncelerin ortak bir gelecek inşasına destek vermesi hayal ötesi bir durumdur. İçinde bulunduğumuz zaman ölçeğinde ülkemizi pençesine alan, dünyayı ele geçiren, küresel huzur ve güven açıklarını inanılmaz düzeylerde büyüten müzmin ve mütehakim sorun, ortak gelecek idealinin körelmeye, değilse bile köhnemeye yüz tutmasıdır. Mutlak surette bu tehlikeli akıntının önünü almak, önünü kesmek lazımdır. Medeniyet ve milletler arasında sertleşen kutuplaşmanın başlıca nedeni, derinlemesine genişleyen anlam bunalımının, kamçılanan revanşist emellerin, hakimiyet ve paylaşım kavgalarının cinnet eşiğine dayanmasının eseridir. Adalet ve hakkaniyetin sözünü eden çok olsa da riayet ve saygı duyan neredeyse kalmamıştır. İnsani değerler, insanlık onuru, insan hak ve hukuku ayaklar altındadır. Bu kahredici salgının yavaş yavaş ülkemizi tesir altına alıyor olması hepimize alarm vermelidir. Kardeşçe yaşamak, erdemli bir hayatın izinden yürümek, milli ve manevi hükümler kapsamında yol haritamızı belirlemek varken, birbirimizi hırpalayıp şeytanlaştırmak, çerden çöpten meseleler etrafında savaş boyaları sürmek, hiç kimse unutmasın ki bedeli ve vebali çok ağır olacak bir gaflet, hatta delalettir. Yol yakınken, henüz vakit geçmemişken, muhtevalı bir vicdan muhasebesinin zarureti, deyim yerindeyse herkesin elini husumet tetiğinden çekmesi samimi niyazım ve iyi niyet beyanımdır. Başka Türkiye yoktur. Gideceğimiz, geleceğimizi kuracağımız
Sığıntı gibi toprağında gezeceğimiz bir yurt köşesi yoktur. Bölgesel ve küresel tehdit dalgalarının şiddetle kıyılarımıza çarptığı, zaman zaman hasara sebep olduğu bugünkü zaman diliminde Türk milletinin her ferdi birbirine sımsıkı sarılmakla mühürlü ve mükelleftir. Sadece camilerimizde, sadece düğün alaylarında, sadece cenaze merasimlerinde değil, hayatın her alanında saf saf toplanıp kabaran ve katlanan güncel tehlikelere direniş göstermeliyiz. Bu asil direnişi sadırdan satıra, sabırdan sahneye, sağduyudan sahaya kademe kademe taşıdığımız dönemlerin açık seçik şahitliğiyle ifade edecek olursam, bu muvaffakiyet kudretiyle her düşüşten sonra ele ele tekrar ayağa kalkmaktır. Her kayıptan sonra sırt sırta verip yeniden milli hedeflere kilitlenmektir. Bulmaca içindeki bulmacaları çözebilmek, birbiri ardına tuzaklanmış kör labirentlerden sıyrılabilmek, siyasi, stratejik, diplomatik ve ekonomik mahiyetli çok cepheli mücadeleden başarıyla çıkabilmek için öncelikle özümüze dönmemiz, öz değerlerimizle kenetlenmemiz, milli birlik ve kardeşliğimizi özgüvenle sahiplenmemiz, ikamesi ve ihmali olmayacak nitelikte ve netlikte ve nitelikte bir zorunluluktur. Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir. Ve bu aile kalbi kuruyan, vicdanı küflenen, bugünkü dünyada hepimiz namına ifade ediyorum ki en emin, en müşfik, en merhametli sığınağımızdır. Değişen şartlara değişmeyen tepkiler vermek akıl kârı olarak değerlendirilemez. Fakat değişim kisvesi altında başkalaşmanın ve başıboşluğun çekimine kapılmak, kaynak ve kök değerlerden süratle kopmak mazur addedilemez. Nehrin akışına karşı devamlı kürek çekmek mantık ölçüleriyle telif ve tevil edilemez. Uçurum kenarında güreş tutmak, yağlı direğe tırmanma yarışına girmek, mayın tarlasında kavgaya tutuşmak, ateşin ortasında kıvılcım saymak hiç kimseye bir şey kazandırmaz, kazandıramaz. Hele ki tahrik atmosferlerinin ve sürekli oğul veren dış bağlantılı operasyon kovanından siyasi menfaat arayışına tenezzül etmek namuslu bir insan ve siyasetçi tavrı asla olamaz, olmamalıdır. Bu düşüncelerimi hiçbir karşılık beklemeksizin dile getirdiğimi, artık bir kader ve karar anında bulunduğumuzu özellikle aziz milletim çok iyi bilmelidir. Hani diyor ya merhum Necip Fazıl Kısakürek, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun, durun bir dünya iniyor tepemizden, çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Zamanın gerisinde kalmak, çağın dışına savrulmak, hafızamızı kaybetmek, sebepsiz yere birbirimizin açığını arayıp gönül köprülerini yıkmak, gözünün üstünde kaşın var bahaneleriyle pozisyon almak, herkesi uyarıyorum ki tarihin harabelerine ve hurdalığına karışmakla eş anlamlıdır. Güncelleşmiş barbarlık, güçlenmiş vahşet, yeni dünya düzeni adıyla formüle edilen küresel sömürgecilik yalnızca Türk İslam alemine değil, beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur. Bu pusuda zalimler insanlık vicdanını doğrudan hedef almışlardır. Olmaz denilen ne varsa olmaya başlamıştır. Zulüm taarruza geçmiş, insani,
ekonomik, sosyal ve ahlaki zayiat tahammül sınırlarını taşmıştır. Küresel arenada emperyalist azgınlığın yapı taşlarını döşediği korku imparatorluğu seri cinayetlerinde devamlı el ve çıta yükseltmektedir. Sabrın limitleri dolmuş, akıl ve sağduyunun güvertesini sular basmıştır. İnsanlığın içine sıkıştığı zora ve silaha dayalı şiddet mengenesini gevşetme çabaları şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştır. Dünya çapında gelir, servet ve refah eşitsizliği hüküm sürerken, buna bir de çatışmalar, savaşlar, felaket senaryolarından mülhem, kaygılı bekleyişler eklenmiştir. Mücavir ülke ve topraklar başta olmak üzere, coğrafyaların kahir ekseriyeti kanlı hesaplaşmalarla, sonu gelmeyen saldırılarla boğulmaktadır. İnsani krizler tıpkı bir volkan ağzı gibi patlamaktadır. Dünya bir yanda kendi yörüngesinde, diğer yanda güneşin yörüngesinde dönerken, maalesef adalet, ahlak, anlayış, ortak anlam ve amaç yörüngesinden şiddetle kaymış, bu kayış dehşet verici hadiselerin sökün etmesine kapı aralamıştır. Beşeriyet temiz bir vizyona, adil ve cesur politikalara, yeni bir hikayeye, yeni baştan adaletli, insaflı ve istikrarlı bir düzene aç ve muhtaçtır. Daha doğrusu, müşterek hayatın gayesine matuf, berrak, haktanır, eşitlikçi, hukuki çerçevesi belirgin ve caydırıcı kurallarla ihade edilmiş ahlaklı bir düzenin tesis ve temini şarttır. Yer küreyi A'dan Z'ye huzursuzluğa ve umutsuzluğa sevk eden mevcut statükonun tabiri ve tamiri ve tadili değil, köklü tasfiyesi gerekmektedir. Çünkü maddi ve teknolojik gelişmeler beklenenin aksine beşeriyeti ahlaki, psikolojik ve ruhsal iflasın eşiğine taşımış ve esasen mahvetmiştir. Sadece ekonomik temelli değil, siyasi ve toplumsal reaksiyon kıtaları omurgasından tutmuş ve tozu dumana katmıştır. Az sonra temas etmeyi düşündüğüm bölgesel ve küresel hercümelerce karşı dikkat, ihtiyat ve teyakkuz içinde tavır almamız, ertelenmesi devasa külfetlere neden olacak bir ihtiyaçtır. Demokrasi kalpazanları, siyasi dolandırıcılar, bu kalem mizaçlı fırıldaklar, emperyalizmin damga yemiş uşakları, aklı ve iradesi rehinli işbirlikçiler ne derse desin, kaotik dünyaya karşı milli ve manevi cephemizin tahkimatı başlıca vazifemizdir. Merhum Akif'in dediği gibi, şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Sarsılmaya çalışan iç cephemizdir. Buna izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Dağıtılmak istenen sapasağlam birliğimiz ve dirliğimizdir. Buna göz yumamayız. Hedef alınan milli birlik ve varlığımızdır. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdakiler müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin.
kanla, canla, cefayla, ezayla, fedayla, fertten ferdayla bedeli ödenen aziz vatan topraklarında bizi birbirimize düşürüp yutmayı planlayanların boğazına dururuz, haydi durmadık diyelim, bu kez de yağlı urgan olur, boğazlarına dolanırız. Küresel tezgahta yakasını kaptırıp iç barış ve huzur ortamımızı karıştırmak için fırsat kollayanların kulaklarında yay gibi gergin bu sözlerimin her daim çınlaması ısrarlı tavsiyemdir. Sakın ola yanlış yolda doğru istikametin çıkacağı sanılmasın. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri ve kuruluş iradesi üzerinde tahribat ve oynamalara heves edilmesin. Paylaşamayacağımız bir şey yoktur. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur. Küresel projelere boyun eğecek, tamam diyecek, saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yoktur. Sosyal medya suikastlerine boyun eğecek bir fıtrat bizde hiç yoktur. Ne söylemişsek arkasındayız. Ne diyorsak sözümüz olsun yapacağız. Türkiye'mize sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız. Devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi nimet bileceğiz. Türk milletinin her ferdini kendimiz gibi göreceğiz, canparemiz sayacağız. Yaratılanı hoş göreceğiz, yaratandan ötürü. Yüzeysel farklılıklara takılıp armudun sapı, üzümün çöpü araştırması yapmayacağız. Türk ve Türkiye yüzyılında bu kapsamda yeşeren Türk devrinde yeni bir mucizenin hep birlikte imzacısı ve imtiyaz sahibi olacağız. Değerli arkadaşlarım, sözde kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası müesses denge ve düzenin itibar ve inandırıcılığının kalmadığı ortadadır. İkinci Dünya Savaşı'nı müteakip galip ülkelerin, yani Batı dünyasının değer ve kurumlarının referansıyla taşlandırılan mevcut uluslararası sistem bütünüyle teklemiş ve sonunda tıkanmıştır. Haklının güçsüz, güçlünün haklı olduğu adaletsiz ve ahlaken çökmüş bir yapının sürdürülebilir olması devenin iğne deliğiyle imtihanı kadar beyhude ve hezeyan dolu bir zorlamadır. Gazze 360 gündür vurulmaktadır. Velakin saldırıları durduracak, imdat ve yardım çağrılarını duyacak Türkiye ve birkaç ülke dışında müessir bir irade ne görülmüş ne de ortaya çıkmıştır. Vahşetin kol gezdiği Orta Doğu'da insanlık can çekişirken, eş zamanlı olarak küresel vicdanda feşli ve fecaat verici sessizliğe gömülmüştür. İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da sistematik zorbalıkların her gün bir yenisini ilave ederken, diğer yanda ve aynı zamanda Lübnan'a, Yemen'e ve Suriye'ye bomba yağdırmaktadır. Bölgesel savaşın çıkıp çıkmayacağını, savaşın yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını tartışıp havanda su dövenlere sormak gerekir ki, akıl heybelerinde bulunan savaşın olması ve yaşanması için daha neyin olması beklenmektedir? Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. Hala farklı arayış ve argümanlarda sıcak gelişmeleri, aleni savaş ortamını saptırmanın bir faydası yoktur. İsrail kontrolden çıkmış, çıkan, rutinden tamamıyla uzaklaşan haydut devlet örneğinin son sürümüdür. Netanyahu ise nefret dehlizinde katlettiği masum bedenlerin üzerine basa basa ikbal ve ikmal kaygısını telafi çabasına girişmiştir. Şurası örtülemez bir gerçektir ki,
Amerika Birleşik Devletleri takviyeli İsrail terör devleti, Orta Doğu'nun tamamına musallat olmuş, kilit ve kritik hedeflere sızarak suikast ve saldırılarını otomatiğe bağlamıştır. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Hizbullah lideri Rastahlah'ın Beyrut'ta katli, ardından yine Hizbullah'ın ilk halkasını oluşturan diğer yöneticilerine karşı nokta operasyonlar, başkaca bir yorum ve değerlendirme yapmamız engeldir. Savaşın bir konsept dahilinde ve stratejik olarak yaygınlaştırılmasının sadece Orta Doğu'yla sınırlı kalacağını düşünenler yanılmakta ve yanlış hesap içindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine varıncaya kadar devam ede gelen sürek avı etki alanını ve şiddet enerjisini genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. Kaldı ki İsrail'in sabotaj ve saldırılarının aynı zamanda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olduğunu inkar etmek bize kalırsa söz konusu değildir. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin Hizbullah lideri Nasrallah'ın sırayla ölümleri iç içe geçen, birbirleriyle bağ ve bağlantılı olan vahim olaylardan bazılarıdır. Görünürde tetikçi İsrail, geri planda Türk ve İslam düşmanı küresel güçler, Orta Doğu'ya ve yakın coğrafyalara darbe üstüne darbe indirmektedir. Buna karşılık Birleşmiş Milletler'in acilen devreye girip hak ve yetkisini kullanarak bırakınız müdahale etmesini, buna takatinin ve niyetinin bile olmadığı anlaşılmaktadır. İnsanlığın gözü önünde soykırım zincirine her gün yeni bir halka eklenirken hiç kimseden ses ve sedanın gelmemesi, failleri belli olan suç ortaklığının bal gibi ipucu ve işareti değilse sorarım sizlere, acaba nedir? 21-25 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonlara tercüman olan, hakkın ve haklının sözcülüğünü yapan, çok açık, çok tesirli, çok doyurucu mesajlarıyla Türk milletinin duruşunu dünyaya tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra katil Netanyahu'nun alçakça konuşup tehditler savurması, demokrasi, özgürlük ve insan hakları hususunda mangalda kül bırakmayan ülke temsilcileri tarafından nasıl hazmedilmiştir? Hunhar ve hayasız trajedinin seyri ne zamana kadar sürecektir? Kürsüye çıkmadan önce Nasrallah'ın infaz emrini veren bir cani, döktüğü kanlara Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na alet edecek kadar pervasız, fütursuz ve küstahtır. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Netanyahu'yu 72 kez ayakta alkışlayanlar, mazlumların imhasını ihtiramla selamlayan ve sahiplenen insanlık defoları olarak hafızalara kazınmıştır. Benzerini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da yapanlar aynı hizada, aynı hüsran verici utancın ve yüz kızarıklığının çemberindedir. Birleşmiş Milletler'in ve Güvenlik Konseyi'nin hukuksal ve siyasi yapısının bu haliyle devamı hiçbir değerle, hiçbir barış ve huzur özlemiyle örtüşmeyecek cesamettedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Eylül ayındaki bir açıklamasında dediği özetle şuydu: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkimizi çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz. Bunun için herhangi bir mazeret beyan etmeyeceğiz. Bu kaba ve yaralayıcı ifadeler dayatmadır, otokrat meydan okumadır, kuvvet kimdeyse sözün sahibi odur demenin şifreli beyanatından başka bir şey de değildir. Peki 8 milyar nüfus olan dünyanın diğer ülke ve toplumların çıkarları ne olacaktır? Masumların hayat haklarına saygı duymayan, daha doğru tabirle duyulmasına hizmet etmeyen
bir uluslararası kuruluşun ahlaken bağlayıcılığından bahsetmek nasıl ve nereye kadar mümkündür? 30 Nisan 2024 tarihli meclis grup toplantımızda demiştim ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki dünya şartlarında kurulmuştur. Bu kapsamda konsey, savaşın yeniden şekillendirdiği bir düzenin izlerini taşımakta ve beşi daim olmak üzere 15 üyeden oluşmaktadır. Kararlar 15 üyenin en az 9'unun onayıyla alınıyor olsa da sadece daimi üye statüsündeki ülkelerin veto hakkı bulunmaktadır. Konseydeki üyelik şartlarının ve veto yetkilerinin değişikliği için Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda değişiklikler yapılması zorunluluğu ertelenemez düzeydedir. Fakat bunun sağlanabilmesi için genel kurulda 3/2 çoğunluk sağlanması ve daimi 5 üyenin onayı gerekmektedir. Bu ülkeler doğal olarak karar alma süreçleri üzerinde etkilerini azaltabilecek reform girişimlerine direnç göstermektedirler. Değişime yönelik zorluklar bir direnç getirse de dünya devletleri genelinde var olan değişim talebi sürecinin ve tartışmaların devamını sağlamaktadır. Konseyin daimi ve geçici üyeler olarak biçimlenen yapısının İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemi temsil ettiği ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı bir gerçektir. Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapılanması, operasyonel verimliliği engellemesi sebebiyle meşruiyet sorunları yaşandığına ve kapsayıcılık ilkesine yönelik eksiklikler olduğuna işaret etmektedir. Daimi üyeliklerin sorgulanması ise tartışmaların önemli bir unsurudur. Tarihsel sürece bakıldığında veto yetkisinin karar alma mekanizmalarını neredeyse her krizde kısıtlamış olması, bu yetkinin kaldırılması ya da sınırlandırılması gerekliliğinin dünya genelinde kabul görmesiyle sonuçlanmıştır. Daimi üyeler tarafından sahip olunan veto yetkisinin yerine çift çoğunluk sisteminin getirilmesi veya daha geniş bir ülke yelpazesinin uluslararası karar alma süreçlerine dahil edilmesi ve katkı vermesine imkan sağlayacak bir mekanizmanın inşası teklif ve düşüncemizdir. 30 Nisan 2024'teki sözlerim budur. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi yapısı yeni baştan ve derhal reform edilmelidir. Bu reform ihtiyacının gecikmesi çok ciddi ve sancılı gelişmelere sebep olacaktır. İsrail saldırıları karşısında üç maymunu oynayanların, soykırıma seyirci kalanların ne diyeceği, ne yapacağı, neyi önereceği önemsiz bir ayrıntıdır ve hükmünü kaybetmiştir. Geldiğimiz bu aşamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde Birleşmiş Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır. Aynı zamanda ülkelerin eşit katılım ve oy hakkını ihtiva eden alternatif dünya birliği konusunda çalışmalar hızlanmalı ve dünya beş ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde elinde haritalarla çıkıp asıl ve potansiyel hedeflerini açık eden Netanyahu ve temsil ettiği terör devleti karşısında İslam ülkeleri de Allah için sesini yükseltmelidir. Bebekler kendi kanlarını içe içe hayattan kopartılırken, servet ve şöhret içinde yüzenler, isminin başında emir, sultan, kral unvanı taşıyanlar bunun hesabını nasıl vereceklerdir? İsrail, Lübnan'ın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerde hak iddia edip vaat edilmiş topraklar melanetini seslendirirken, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışına mahkum olmanın neresi Müslümanca bir tutumdur? İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Harem-i Şerif'e
en şiddet hakaret ve hücumlar yapılıyorken İslam ülkeleri nereye sinmiş, nereye gitmiş, nereye gizlenmişlerdir? Ayıp değil midir? Günah değil midir? Yazık değil midir? Şayet bugün olmayacaksa, birlik ve beraberlik iradesinin meşalesi ne zaman yanacak veya yakılacaktır? İslam beldeleri yakılıp yıkılırken, sivil ve masum insanlar topluca öldürürken, rahat uyku uyumak, keyif sürmek haram değilse nedir? Devasa boyutlara ulaşan bir insanlık sorununa karşı tarafsızlık bozuvermenin, sırf dönemin hiç kimse kusura kalmasın ama müşrik utanmazlıktan ne farkı vardır? 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin hayat bulması, bölge ve dünya barışı için kilit önemdedir. Kıbrıs'ta söylediğimiz üzere, İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir sistem tecelli etmelidir. Kalıcı ateşkes gecikmeksizin sağlanmalıdır. Sürdürülebilir barış ortamı kurumsallaşmalıdır. Türkiye ile Suriye işbirliği ve uzlaşma zemininde daha fazla oyalanmadan buluşmalı, İsrail ve destekçilerinin yaygın tehdidine karşı milli güvenlik unsurlarımızın tetikte ve teyakkuzda olmalıdır. Ülke içinde yuvalanmış, hücre hücre örgütlenmiş, yabancı istihbarat uzantılarını deşifre etmekle beraber uyanık halde durmak, milli birlik ve güvenliğimiz için en temel önceliklerden birisidir ve ihmale gelmeyecektir. Türkiye'nin zımnen tehdidine cüret edenlerin, tarihi ve dini motivasyonlarla hegemonya planı yapanların, rehavet anımızı kollayıp aleyhimizde vızır vızır faaliyet gösterenlerin alayını birden tepelemezsek isek, diyorum ki gök girsin, kızıl çıksın. Yaşamak bize zehir olsun. Muhterem arkadaşlarım, bu yasama yılında gündemdeki yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte yeni anayasa ihtiyacının geniş bir mutabakat ikliminde kararlılıkla ele alınacağını düşünüyorum. Sivil ve demokratik bir anayasayı ülkemize ve milletimize kazandırmak yeni yüzyılın en büyük demokratik başarısı olacaktır. 12 Eylül darbe döneminin kalın iz ve tortularını taşıyan mevcut anayasayla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğası ve sistemsel mimarisi çelişmektedir. Bu nedenle sorumluluk bilinciyle harekete geçmemiz, ayarını mani efradını cami bir anayasayı hazırlayıp devlet ve millet hayatına hakim kılmamız aciz bir gerekliliktir. Ayrıca öğretmenlik meslek kanunu teklifiyle 9. yargı paketinin kısa süre içinde yasalaşacağına inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı milletimize verdiği sözleri birer birer tutacaktır. İttifakımız Türkiye'nin parlak geleceğinin müjdesidir. İttifakımız Türkiye ve Türk ve Türkiye yüzyılının bayraktarıdır. İttifakımız ekonomik ve siyasi istikrarın güvencesidir. Bu tuhaf zillet ve ziyan olmuş üsluba bakınız ki kendi ittifaklarına iyiler, bizim ittifakımıza da kötüler diyen provokatör CHP Genel Başkanı'nın mahkeme kapılarında bir avuç MHP düşmanıyla esip gürlemesi, batık gemileri gibi siyasi ahlaksızlığın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı, laüsel, laçka, lekeli ve icadetli kim varsa, sima varsa hepsi bir olmuş, görülen bir cinayet davası münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçlamaya kalkmışlardır. Eski veya yeni fark etmez.
Bazı partilerin genel başkanları, kifayetsiz muhabirler, ekranları fitne fesat yayan bir kısım karanlık televizyon kanalları ayaküstü mahkeme kurmuşlar. Bilirkişi hakim ve savcı rolüne soyunarak partimizi, dava arkadaşlarımızı lamertliğe dahi taş çıkartan bir iştahla yargılamaya tevessül etmişlerdir. Utanmadan, sıkılmadan, gerçekleri çarpıtarak azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar. Şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşmayı deneyeceklerdir. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve ikincisi dün başlayan malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmektedir. Çok söze gerek yoktur. Aslında buna değecek hiç kimse yoktur. En az söyleyelim, muhatapları çok anlasın. Bizim için yeterlidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne ülk ocaklarını ne de Milliyetçi Hareket Partisi'ni çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa istedikleri yerde bu davaya hayatını adamış, inanmış bir ülkücü olarak alayından birden heyecanla beklerim. Özgür Özal, sana diyorum, iddialarını aynen şahsın gibi çürüktür. Bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastik, dolmuş tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir. Milliyetçi ülkücü hareketi, karanlık ağızlarını alıp ileri geri konuşan sefillere hem bu dünyada hem de mahkeme-i kübrada sonuna kadar hesaplaşmak Rabbimden yegane dileğimdir. Yaşı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin. Hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar, koparırız. Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler, iftiralarının günahına iki cihanda katlanacaklardır. Camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum. Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi, ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız. Sorgulatmayız. Gözlerime son verirken alayınızı hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Başarılı, huzurlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi gönülden temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum. Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı zatıallerinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir talimatınız yok ise müsaadelerinizle grup toplantımızı kapatıyorum efendim.